Merhaba. Bugün Death Decker'ın korku setindeki, gerilim setindeki son kitap Gelin Koleksiyoncusu'nu anlatacağız. Bugün çekim konusunda yardımcı oluyor müdürüm. Hoş geldin müdürüm. Hoş bulduk. Beraber yapacağız bugün çekimi. Kitabımızdan bahsedelim hemen. Kitap 560 sayfadan oluşuyor. Yine Death Decker'ın daha önce videolarını yayınlamıştım. O kitaplarda olduğu gibi gerilim yüklü bir kitap. Polisiye tarzı. Polisiye gerilim diyebiliriz. Bir anda kitap içine çekiyor okuyucuyu. Hızlı bir şekilde okuyorsunuz. Ama Güzel şey bir kitap. görmedim ben kitapta ya. Sen hani gerçi Ted Decker'da genel olarak sen benden daha fazla okudun da bir her şeyi anlatmak isteyip de tam anlamıyla her şeyi anlatamıyor gibi bir hikaye var. Yani şimdi bir korku var içinde, aşk var ama Hepsinden olayın az az var. Tam az esasen var. Türk işi bu. Bizim işimiz biraz Biraz Türk aslında. işliği Türk işi var. olmuş bu. Hepsinden az az var ama güzel var. Okuma güzel yani Hepsinden az az gerilimi var. güzel Evet. ama Bu üç ne kitabında da bileyim ben mesela olayın çözülme şekli hani başlangıçtaki gibi gitmiyor sonradan. üç kitapta da aynısı var müdürüm. Üçünde de gördüm ben bunu. Yani hepsinden az az koymuş ama çok güzel koymuş. Yani hepsinden hissediyorsunuz. Aşkı da hissediyorsunuz, gerilimi de hissediyorsunuz. Zekayı da hissediyorsunuz. Kitabın yazılışındaki zekayı da hissediyorsunuz. Hepsinden var. Kitabın konusuna girelim. İki tane kahramanımız var. Biri FBI özel ajanı Brett. Diğeri de sağlık ve zeka merkezinde. Yani şöyle ne denir onlara? Orada yaşayanlara Şizofreni şizofren, evet, tanısı konulmuş bir merkez var. Sağlık ve şifa merkezi diye geçiyor. Oradaki Paradise karakterinin içinde geçtiği bir hikaye. Bir karakterimiz var. Yine o da başrol oyuncularından biri, bir seri katilimiz. Gelin koleksiyoncusu dediğimiz. 7 tane işte kitaba başladığımızda daha 4. cinayetini işlemiş bir seri katilimiz bu. 7'yi tamamlamaya çalışıyor. Buradaki 7 de Tanrı'nın 7 rakamının Tanrı için önemli olduğunu düşünüyor. Ama internetten baktım bir. Musevilerde 7 rakamı önemli. Bazı dini kitaplarda da yine şey diye geçiyor. Dünyanın 7 gün içinde 7 gün yaratılması içinde hikayesi var. yaratıldı falan filan. İşte 7 baş melekten bahsediliyor. Yani 7 rakamının Tanrı için önemli olduğunu düşünüyorlar. Yani cinayetleri kutsal bir amaç için Kutsal bir işliyor. amaç için işliyor kitabın başında. Sonuna doğru bu kutsal amaç kalkıyor. Kendi için işlediğini fark ediyor. Bu Paradise'ın buradaki önemi şu. Paradise öldürülen bir kişinin İlk zamanlarında dokunduğunda öldürülen kişinin son görüntüsünü, son gördüğü şeyleri görebiliyor. biraz medyumluk var yani Tabii Paradise. medyumluk var. Tabii o zeka gelişim merkezindeki diğer karakterler de burada etkili. Mesela bir tanesi dedektif gibi FBI dosyalarını çözebilme özelliği var. FBI ajanımız bunları kullanıyor hikayede. Biraz Sherlock Holmes tarzı Aynen bir aynen. adam. Karakteri, gelin koleksiyoncusunu yakalayabilmek için katili bu kişileri kullanıyor ama bu kişileri kullanırken gelin koleksiyoncusu tabi kitabı okuduğunuzda ne kadar zeki olduğunu görüyorsunuz. Polislerden hep bir adım önde ilerliyor gelin koleksiyoncusu. Yakalamakta epey zorlanıyorlar. Hatta 6. gelini, 6. gelin FBI ajanı oluyor. Brett'in ortağı oluyor. Onu öldürüyor. Anlatmasaydın iyiydi ama Anlatmasam mıydım? Tamam burayı neyse. anlatmasan Neydi? Son iyiydi. kısmını anlatamıyorum ama. Son kısmında öldürülmesi, gelin koleksiyoncusunun öldürülmesinde adamın ne kadar zeki olduğunu görebiliyorsunuz. Yani Bunu da anlatmasaydın tamam iyiydi onu ama. anlatma, bundan da O bahsediyorum kitabı zaten. Benim anlatmam anlatıyorsun lazım. ki. Tamam. İşin özeti, kitap çok güzel. Mutlak suretle okumasını tavsiye edebileceğim kitap. 10 üzerinden 8 veririm kitaba puan olarak. Bana göre yüksek veriyorsun ama. Sen daha mı az veriyorsun? Ya Kaç veriyorsun şöyle sen? bir konu daha var. Mesela burada Paradise'ın geçmişiyle ilgili şizofren olmasına Tamam. neden olan konuya işliyor. Ayrıca Brett'in FBI ajanının da geçmişi aynı şekilde kendisini şizofren yapabilecek bir geçmişi var. Yani oralara da dalıyor. Biraz psikoloji kısmı da var. Ama dediğim gibi ben bir olayın çözülme şeklinin çok basit olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle düşünün, koca bir FBI'nin çözemediği Adam çok akıllı şeyi ama. ya o biraz bana ucuz Türk şeyine çevrilmiş gibi geliyor. Bir de yani her şeyden biraz olunca ben çok da böyle dalamıyorum içine. Yani ben Sen onu 8 vermem. bir kere de okumadın mı?
Bir solukta. Ben bir solukta okudum ama hani böyle 8 yüksek geliyor bana. Ben biraz daha hani Joe Nespo tarzı seviyorum. Hani biraz çok, daha kaç versin, girdiği kaç yerden gider. Yaptın? Ben buna 6,5. Ne pinti adamsın. Hadi 6. Çok pinti adamsın. Ama okunur okunması, yani. Okunur. Konuşmaya gerilim okuyacaksanız mutlaka okunabilir. Okunması gereken okunabilir. Bir kitap diye düşünüyorum. Başka bir şey var mı müdürüm? Yok. O zaman kapatalım. Teşekkür ediyoruz herkese. Görüşmek üzere.